Ve Afrika, Afrika'daki adımlar. Libya ile bütün dünya farklı şeylerle uğraşırken kurulan anlaşma ile aslında oradaki haklarımız, Libya'nın da denizdeki hakları, yani deniz altındaki varlık üzerindeki hakları sabitlenmiş oldu. Mısır'la son dönemde bozuk ilişkilerimizi düzeltmek için adımlar atıyoruz. Zaten Tunus ve Cezayir'le de Libya ile kurulan o bağlantıların devamında hareketlilikler vardı. Zaten Türkiye'ye dost ülke yönetimlerinden bahsediyoruz. Bugün itibariyle de Hakan Fidan Cezayirli mevkidaşıyla bir görüşme yaptı. Ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Afrika'daki durumu yakından takip ediyoruz dedi Hakan Fidan. Türkiye olarak son 20 yıldır Afrika açılımını çok boyutlu olarak devam ettirmekteyiz. Türkiye'nin sömürü gibi bir amacı olmadığı görülüyor. İşbirliğimiz giderek artıyor, artıyor diye konuştu. Afrika'daki siyasal krizler sürekli tetiklenerek devam ediyor. Biz Türkiye olarak özellikle son 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde başlatılan Afrika açılımı programını sistemli bir şekilde çok boyutlu olarak devam ettirmekteyiz. Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmet Attaf'ın Türkiye ziyaretindeki temasları devam ediyor. İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Cezayirli Bakan Hakan Fidan'la bir araya geldi. Görüşme sonrası konuşan ikilinin ana gündem maddesi Afrika'nın Sahra bölgesinde ard arda gelen darbelerdi. Bizce bunların iki ana nedeni var. Birincisi Afrika'da özellikle sonradan bağımsızlığını kazanmış ulus devlet olma yolunda adım atan ülkelerin devletleşmeyle ve siyasal sistemlerinin oturmasıyla ilgili problemler ve buna bağlı sorunlardan dolayı belli krizlerin çıktığını görüyoruz. İkinci ana neden dış müdahale ve bir takım emperyal güçlerin Afrika ülkeleriyle ilgili olan politikalarında takip ettiği yöntemler, tercih ettiği usuller. Cezayirli bakan da bölgede askeri çözümlere karşı olduklarını belirtti. Libya müdahalesinden çok ders aldıklarının altını çizen Bakan Attaf, Batı müdahalesinin bölgede acı ve gözyaşı bıraktığını kaydetti. Fidan bölgede Türkiye'nin oynadığı role de değindi. Orada gerek kültürel hayata, gerek ekonomik hayata, gerekse kamu kapasitesini artırma konularına yönelik çok boyutlu çalışmalarımız oluyor. Türkiye'nin bir sömürge ve domine etme gibi bir niyeti olmadığını görüyorlar. İki bakan da ülkeler arasındaki işbirliğinin arttırılması hedefinin altını çizdi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Cezayir'i ziyaret edeceği duyuruldu.